erkeğin birlikteliğinin nikah altında sürdürülmesi niçin gerekli? Bunun pek çok nedeni var tabii ki. Bunlardan en önemlisi neslin korunması için. Bir diğeri kadının ve erkeğin hem haklarının korunması hem sorumluluklarının belli olması için. Ve bir diğeri de çocukların haklarının belli olması için. Önce neslin korunması nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Neslin korunması hem neslin çoğalmasıyla soyun devamlılığının sağlanması hem de nesep yani soy bağının akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinin sağlanması anlamına geliyor. Allah-u Teala çünkü şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, beşeri sudan yaratan, ona soy ve evlilik bağı belirleyen odur, ölçüyü koyan senin Rabbindir diyor Furkan suresi 54. ayetinde. Bu ayeti kerimede soy ve evlilik bağı belirleyen diyerek tercüme ettiğimiz iki farklı kelime var. Bunlardan bir tanesi nesep, öbürü de sınır. İşte soy sop diyerek nesep ve sınırı ikisini birlikte bu şekilde tercüme edenler var ama ikisinin birbirinden farklı şeyler olduğunu biz yine Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinden anlıyoruz. Çünkü nesep kelimesinin çoğulu olan ensab kelimesi Mü'minun suresi 101. ayette de geçiyor. Ve orada öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin uyarıldığı bir ayet bu. Ve kıyamet koptuğunda artık nesebin yani ensabın kalmayacağını söylüyor ayet-i kerime. Bu da bize şunu anlatıyor. Soy bağı öyle bir bağ ki kıyamet kopana kadar aslında devam edecek. Evlilik bağı ise bunun aksine öyle değildir. Boşanmayla evlilik bağı kopabilir. Bu nedenle demin bahsettiğimiz Furkan suresi 54. ayette geçen nesebin soy bağı olduğunu, sıhrınsa evlilik bağı olduğunu anlayabiliyoruz.